Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bugün sizlerle balık burcu erkeklerinin Ocak 2023'te neler bekliyor bunları yorumlayacağım. Her zaman 5 farklı desteyle bakıyordum ama şimdi artık bir tane daha ekledim. Destemiz geldi. Evrensel Enerji Kartları isminde. Şöyle birazcık tanıtayım sizleri. Antares, Aldebaran, Vega, Müşteri, Juno Asteroidi, Spica, Chiron, Kamer yani Ay, Güneş, böyle bu şekilde, Lilith. Ve Merkür. Bu şekilde bir destemiz var. Kolektif açılıma en uygun deste olarak düşündüğüm için bunu eklemek istedim. Ve sizler için bir tane alıyorum. Bakalım Ocak 2023'te hangi gezegenin etkisi altında olacaksınız? Bir tane aldım, şöyle koydum kenara. Bir tane de Osho Dönüşüm Tarotu destemden alıyorum. Onu da böyle aldım. Enerji kartlarımızdan da alıyorum. Desteği ters tutmuşum. Evet, harika. Son olarak da klasik tarot destemden de alıyorum. Zencefil çayını içmemin zamanı gelmiş sevgili arkadaşlar. Sesim gitti gidiyor.com. Evet, bunu da böyle aldık. Tamam, şimdi geldik bakalım. Yeni destemizden sizin için hangi kartı seçmişim? Evrensel enerji kartımız bize hangi gezegenin etkisi altında olduğunuzu söylüyor. Ay, yani diğer ismiyle Kamer. Korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Uydurmuyorum sevgili arkadaşlar. Buradan okuyorum da. O yüzden şöyle yaklaştırdım. Peki, şöyle kenara koyduk bakalım. Olabilir. Balık burcu için ay geldi. Bütün yaşamak. Peki. Kartlarımızı açalım bakalım. Burada da ay gelecek mi acaba? Bakın yine bir hata. Aşıklar. Başarı. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Ve son kartımız harika. Hata yaptığınızı düşündüğünüz bir tarafta bir bayan var ama onunla bir başarı yakalayacaksınız. Acaba bu aynı bayan mı bilmiyorum ama burada iki tane hatta üç tane bir bayan enerjisi var. Hadi bakalım hayırlı olsun sevgili arkadaşlar. Beni çok güldürüyorsunuz gerçekten. Ayrı ayrı üç tane bayanla bir şeyler düşünüyor olabilirsiniz aşk hayatınızla ilgili. Yani birisi eşinizdir, birisi sevgilinizdir, birisi yeni tanıştığınız ve etkilendiğiniz birisi de olabilir. Bunların hepsi tek bir kişi de olabilir. Kendi hikayenize göre alacaksınız.
Ama çok sağlam duruyorsunuz gerçekten. Hiç yani var ya sel verip sır vermiyor gibisiniz. Yani karda yürüyorsunuz, izinizi belli etmiyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bravo, tebrik ediyorum. Aslında hiç tebrik edilecek bir durum değil ama yani nasıl yapabiliyorsunuz acaba bilemiyorum tabii. Bana ters işler bunlar sevgili arkadaşlar. Şimdi kavuşmak istediğiniz birisi var. Hata yaptığınızı, hayatınızın hatası olduğunu düşündüğünüz bir kadın var ki bu kadın size aşık. Dişil enerji, annelik enerjisi çok var. Bir tarafta anne olabilme ihtimali olan bir kadın var. Hepsini birlikte idare edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz acaba? Hayatınızda iki veya üç tane kadın var. Yani en az iki, en fazla da üç tane kadın olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bir tane de Aslan Burcu enerjisini verdiği bir kadın var. Bu kadın son derece iyi eğitim almış. Son derece kendisini çok iyi yetiştirmiş. Köklü bir aileden gelen, eğitimli, becerikli, olgun, elinden kitabı hiç düşürmeyen, bilgi sahibi, çok bilgili bir kadın var. Ve bu kadın Aslan Burcu olabilme ihtimali çok yüksek. Bu kadınla bir araya gelmek istiyorsunuz. Görüşmek istiyorsunuz. Bir diğer taraftan su grubu enerjisinden, balık, akrep, yengeç grubundan olabilecek bir kadın var. Onunla da aranızda çok güzel şeylerin olacağı görünüyor. Bir tarafta da kova burcu enerjisinde olan bir kadın var. Onun da sizi sevdiği görünüyor. Yani 7 kocalı Hürmüz'den sonra acaba 7 kocalı bir Ahmet Mehmet mi var acaba bilemiyorum ama böyle çok değişik geldi sevgili arkadaşlar. Yani aşk hayatınızla alakalı geldi. Kesinlikle hiç işle alakalı yok. Çünkü zihninizde ve Ocak ayında sizlerin karşısına çıkacak olan şey aşk hayatınız bir kere. Ve birden fazla bir kadın var burada. Bir tanesini düşünüyorsunuz, bir tanesini seviyorsunuz, bir tanesini hata olduğunu düşünüyorsunuz. Yani birisiyle uzak mesafede olabilirsiniz. Belki dört tane kadın oldu. Ben çözemedim bu işi. Ve gezegen ay gezegen ay olarak çıkıyor ve korku, tedirginlik, gelgitler yaşamak, sezgisel hislerin artışı, annelik enerjisi. Şimdi şöyle bir şey, bakın, gelgitler yaşamak diyor. Kadınlar için gelgitler yaşayacaksınız. Yani bir şeye karar vermek durumundasınız ve bir şeyleri doğru yerine koymalısınız. Yani herkesi doğru konumlandırmalısınız hayatınızda, kalbinizde. Yani hepsi bir anda, hepsi sizde olamaz. Ya da hepsini ayrı ayrı idare edemezsiniz. Bu kadınlar illa sevgiliniz olmak zorunda değiller. Birisi annenizdir, birisi eşinizdir, birisi kayınvalidenizdir, birisi kız kardeşiniz veya kızınızdır. Böyle bir durumun içerisinde de olabilirsiniz. İlla ki hani bunu bu şekilde yorumlamak doğru olmaz. Hepsiyle bir arada yaşamak veyahut da hepsine yetişebilmek istemiş olabilirsiniz. Ama bir kadın konusunda da bir hata yaptığınızı düşünüyorsunuz gerçekten de. Kavuşmak istediğiniz bir kadın var. Hata yaptığınızı düşündüğünüz bir kadın var. Görüşmek istediğiniz ve sizin çok zihninizi meşgul eden bir kadın var. Burası böyle çıktı sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sırf kadın burası. Bakın, kadın, 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 kadın. Hatta Ay'da da diyor ki, Ay enerji annelik enerjisi. Bakın şöyle göstereyim hatta. Yani değişik geldi bence bu ay size. Ocak ayında kadınlarla ilgili konular gündeme gelecek diyeyim ben size. Peki o zaman şöyle yapalım, direkt sorularımıza geçelim. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz tek tek bu bayanlarla ilgili sorular sorabilirsiniz. Bu bayanlardan hangisiyle geleceğiniz var, hangisiyle geleceğiniz yok. Bunları daha net bir şekilde anlayabilirsiniz sorularınızla.
Pekala, bir işi olmayan sevgili balık burcu erkeği arkadaşıma ilahi adalet geliyor ve istediğiniz meslekte, istediğiniz sektörde her şey değişebilir. Belki bir mahkemelik durumunuz varsa da sizin lehinize sonuçlanabilir. Bir işi olanlar için ise yıldızınızın parlayacağı bir dönemdesiniz. İşinizde yıldız olacaksınız. Yukarılardasınız, çok yukarılarda olacaksınız. Belki bir terfi bile düşünecek olabilirsiniz. Bunu size söyleyecek olabilirler. Bir ilişkisi olmayan ki imkanı var mı diyeceğim şimdi balık burcu erkeği için. Oh, baksanıza. İlişkiniz yok ama etrafınızda bir sürü kadın var olarak görünüyor. Kutlamalara, eğlenceye devam. İlişkisi olan sevgili balık burcu erkeği arkadaşlarım ise ilişkisinde bir sır, bir gizem var. Bunu bakalım. Bunu öğrenmeyeceksiniz. Böyle hareketsiz kalınan bir durum. İlişkiniz paraya dayalı olabilir. Ya da ilişkinizi de yansıtacak olduğunuz bir ciddi bir maddiyat sorunu olabilir. Kiminiz için? Kiminiz için de parasızlıktan dolayı hareket edemiyor olabilirsiniz. Veyahut da yeni bir işe başlayacağınız için şu andaki mevcut olan ilişkinize pek de yönelemiyor. Hani o kişiye pek ilgilenemiyor olabilirsiniz. Evli olanlar için güneş doğdu, mükemmel, harika, hiçbir sorun kalmayacak Ocak ayında. Platonik olanlar için tahtınızda oturmuşsunuz, öylece onun sizi keşfetmesini bekliyorsunuz. Ego çalıştırmışsınız. Dileklerinizin gerçekleşmesini istiyorsunuz ve iletişim istiyorsunuz. Peki bunu gerçekleştirebilecek misiniz? Bunun için çok çalışıyorsunuz gerçekten. İletişim konusu için çok çalışıyorsunuz. Muhakkak ki 8-8 geldi. Ocağın 8'inde bir iletişimin söz konusu olabilir. Ex partnerini bekleyenler için ise maddiyat kaynaklı biten bir ilişkiden bahseder bize buradan. Evet, maddi kaynaklardan, maddi kaynaksızlıktan dolayı, daha doğrusu yetersizlikten dolayı bir ilişkinin bittiği görünüyor ve sizin gittiğiniz görünüyor. Ama sonra tekrardan size yeni bir başlangıç. Hem de ocağın ilk haftası, ilk günleri, ilk 3 günü bile olabilir. Yani bilemiyorum ama bazılarınız için belki de ayın 10'una kadar da olabilir ama bana hiç öyle gibi gelmiyor açıkçası. Evet sevgili arkadaşlarım, sizlerin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Biraz bayanlarla dolu çıktı burası. O yüzden bireysel bir açılıma ihtiyacınız olabilir. Ama dediğim gibi Ocak ayında bayanlarla çok bir muhabbet içerisinde olacaksınız. Onlarla bir görüşme, onlar arasında bir gelgit yaşayacaksınız ve bir seçim yapacak olabilirsiniz. Her ne olursa olsun, her şey size için en güzeli olsun. En doğru kararları vermiş olun inşallah. Verecek de olun inşallah. Balık burçları biraz böyle duygusaldır, naiftir, kırılgandır. En ufacık bir şeyden alınabiliriz. En ufacık bir şeye kırılabilirsiniz. Hani böyle şeyler olabiliyor erkek de olsanız. O yüzden en güzel şeyler sizlerin olsun. En güzel istediğiniz dileklerinize kavuşun inşallah sevgili arkadaşlarım. Özellikle aşk konularında. Ocak 2023'ün yorumunu yaptım. Şubat 2023'te görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.